Dedik efendim, kendisine bir merhaba diyelim ve hemen soralım. Bugün bu ADP sınırları aşan bir yukarı yönlü hareketle kendini gösterdi. Yarın tarım dışı istihdam da gelirse bu kadar yukarıda. Bir de bizim enflasyon beklenenden yukarıda gelirse. Tablo ne olur Arda Bey? Şimdi evet, bugün ADP özel sektör tarım dışı istihdam yüksek geldi. Yarın tarım dışı istihdam var. Şimdi bugün özellikle ADP özel sektör tarım dışı istihdam verisi bugün BIST 100 üzerine fazla etki göstermedi. Daha çok Avrupa borsaları bir miktar gerilemesine sebebiyet verdi. Şimdi bu özel sektör tarım dışı istihdam iyi geldi. Yarın da resmi tarım dışı istihdam iyi gelir ve bizim enflasyon verisi beklenen yüksek gelirse pek tabii ki bu borsalarda olumsuz, BIST 100'de olumsuz algılanması beklenebilir. Ama şu anda tweet konu, bugün biliyorsunuz FED Başkanı Janet Yellen açıklama yapacak, saat altta konuşacak. Evet, bir 15 dakika sonra. Orada faiz hakkında söyleyeceklerini öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Orada bir faiz arttırım sinyali vermesini beklemiyorum ama eğer öyle bir şey yaparsa yani bütün dünya borsalarında yönü aşağı çevirir. Tabii BIST 100'de buna olumsuz etkilenir diye düşünüyorum ama eğer ekonomi destekleme devam edeceği yönünde mesajlar verirse de yani borsaları yukarı yönlü taşıyacaktır diye düşünüyorum. Mesela. Evet, borsaları yukarı yönlü taşıyacaktır. Yani aslında Arda Bey, hala mı açıklamalara ve retoriğe bakıyoruz veriler yerine? Yani buradan bunu çıkarmak doğru mu? Evet, hala FED Başkanı'nın açıklamaları daha öncelikli olacaktır diye düşünüyorum verilerden. Yani şu an Yalın'ın konuşmanın bu haftanın önemli gündemi olacağını düşünüyorum. Yani enteresan, çünkü Yalın'da makro verilere ve öncü göstergelere bakarak aslında o konuşmaları yapıyor. Ama yine de onun ağzından süzülen, imbikten damıtılmış cümleler bizi daha çok enterese ediyor. Peki, o zaman ben size dolar lira sorayım, bir de BIST'in gidişatını sorayım hadi bugünle birlikte, yarına da. Dolar lirada aşağı yönlü bir eğilim vardı ancak dün özellikle Cumhurbaşkanlığı seçim açıklamalarından sonra dolar TL'de yukarı yönlü bir eğilim görüldü. Bu miktar siyasi belirsizliğin tekrar baş göstermeye başladığına ilişkilendirebiliriz. Yanı sıra Ukrayna ve Rusya'da olanlar da TL'nin zayıf seyretmesine sebebiyet verdi. Ve yukarı yönlü bir hareket gözüktü ki bugün ABD verisi de olumlu geldi. Şu an dolar TL için şu an bekleme vaziyetini diyebiliriz. Bu akşamki Yalın konuşması etkili olacak pek tabii ki. Ve yarınki tarım dışı İslam verisi etkili olacaktır. Şunu söyleyebilirim. 2.13 üzerinde tutulması önemli. Tutulursa ve Yalın konuşması dolar TL'yi dolar tarafında dolarlarını desteklerse dolarda yukarı yönlü bir hareket görürüz. Ama eğer Yalın konuşması dolar tarafını desteklemezse eğer çok da fazla büyük bir hareketi beklemiyorum kısa vadede. Borsa tarafında ise şimdi BIST 100 yani Nisan ayından sonra, özellikle Mart ayından Nisan ayından sonra hızlıca yükseldi. Mayıs ayında her zaman gelen geleneksel düzeltme hareketi görülmedi. Haziranda da görülmedi sert bir hareket. Hani şu anda bu hem Cumhurbaşkanı seçimin gündeme gelmesi, yanı sıra Ukrayna ve Rusya'daki olaylar BIST 100'ün gerilemesine sebebiyet verdiğini görüyoruz. Hani bu düzeltme Temmuz ayında mı gerçekleşiyor cevabı için bu akşamki Yalın konuşmasına bakacağız. Yarınki tarım dışı istihdam verisine bakacağız. Yani 75 bine kadar gerileme görülmesi sürpriz olmaz diye düşünüyorum. 75 bin aşağısında daha tehlikeli olabilir borsa ama 75 bin seviyesini izleyelim. Şimdi seyircilerimizden Ayşe Yılmaz altın soruyor. Altın ons bazında baktığımız zaman yani dolar ons dolar bazında baktığımız zaman yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Çünkü beklentiler genelde altının yukarı yönlü seyirci durumunda. Yani Rusya-Ukrayna durumu, Irak durumu yanı sıra FED Başkanı'nın hala bir faiz arttırma sinyali gelmedi. Piyasa şu an bunu altını yukarı yönlü belirliyor. Şuna bakalım altında kısa vadede. 1330 doların üzerine tutulması, 1330 doların üzerine sunduğu sürece altın günlük kapanış yaptığı sürece en azından 1350 dolara yukarı yönlü bir hareket yapması beklenebilir. Pek tabii ki bu haftaki veriler ve Yalın konuşması altın üzerine etkili olacaktır diye düşünüyorum. Peki, o zaman Arda Bey, biz de size çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayşe Hanım, valla ağanın eli tutulmaz, size bir altın